Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda size Mobile Legends'da nasıl kolay para kazanırsınız bunu anlatacağım. Öncelikle bildiğiniz gibi bu oyunda belli bir limit var. Haftada 7500 veya 10500 falan filan civarında bir para kazabiliyorsunuz. Öncelikle para kasmanız şuradaki profilinize girdikten sonra kredi puanına göre değişiyor. Burada 110'da yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl artırırsınız? Sürekli oyun atarak, oyunda AFK kalmayarak ve benzeri şeyler yaparak bunu artırabilirsiniz. Bu 110'sa daha sonra şey yapabilirsiniz. Şöyle SP artırma kartları var. Oyunu paylaşarak veya işte etkinliklerden bunları kazanabilirsiniz. Bize burada en çok lazım olan şu iki tane kalan bende. Yok değil, şu 3 tane olan. Para kasma limitiniz yenilendi. Mesela bugün saat 4'te yenilendi. Bugün Pazartesi biliyorsunuz. Bundan direkt bir tane kullanıyorsunuz. Peşine şu 4 seferlik CP kartı var. Bir de bunun tek seferlik olanları var. İkisinden hangisi lazımsa, bunun tek seferlik olanlarından 20 taneye yakın vardı. Ben kullandım para kasarken. Şu an şunları kullanıyorum. Bunu kullanıyorsunuz. Bunu da dediğim gibi kullanıyorsunuz. Daha sonra VSYZ, yani yapay zekaya karşı giriyorsunuz. Buraya kadarını zaten diğer YouTuber'lar da size anlatmıştır. Ama onlar genelde klasik oynamanızı tavsiye ediyor. Klasik abi 3 dakikada falan bitmiyor o hikaye. Hele ki yani yanınızdakiler düşük seviye ise, mesela usta falan değil de işte elit ise, savaşçı ise, oyun bitmiyor. Kazanma garantisi de vermiyor. Yanındakiler kötü oldu mu sonuçta botlar da kasılıyor bu yapay zeka. Ama şey yapabilirsiniz, kulüp modunda yine normal değil, basiti seçin. Çünkü amacımız para kasmak. Basit seçerseniz yaklaşık ekibiniz iyiyse, yani full mesela büyük usta veya epic falansa 1,5-2 dakikada oyunu bitirebilirsiniz. Ha yok meğer biraz kötüyse falan 3-4 dakikada, en kötü 5 dakikada oyun bitiyor. Şöyle başlayalım oyuna. Buradan girişimizi verelim. Karşımız zaten full bot. Şuralarda da işte direkt hazır verseler falan, burada biraz zaman kaybı oluyor. Evet girdik. Kulüpla Juniver'de biz kulübü seçelim. Burada seçeceğiniz karakter de önemli. Çünkü kuleleri yıkıp adamları hızlı hızlı kesip ilerlemeniz için güzel karakterler seçmeniz lazım. Buradan ben can almayı seçerim. Normalde kulüp oynasam ama botlara karşı oynadığım için direkt ilhamı seçiyorum. İki tane de tank var takımda. İki tane ADC var. Bir tane de savaşçı var. Güzel bir takım. Evet gördüğünüz gibi mesela bir tane savaşçı var. Bir tane usta var. Diğer üçümüz de büyük savaşçıyız. Eğer AFK kalan olmazsa güzel bir 2-3 dakikada bitecek diye düşünüyorum. Karşıdaki karakterler de önemli. Bazen mesela size veriyor saçma sapan karakterler. Karşıdaki karakter full stunlı karakter oluyor. O zaman mesela yenmeniz bayağı bir uzuyor. Bazen de VSYZ kulüp oynayan olmuyor. Sizin yanınıza da bot veriyor. O zaman o daha bir kötü oluyor zaten. Böyle durumlarda direkt oylamayı başlatıp oyundan çıkmanız en mantıklısı. Direkt oyundan çıkmayın. Çünkü o zaman kredi puanınız düşer ve şey kasamazsınız. Para kasamazsınız. Şöyle şuradan başlayalım. Ana yenileme botunu alalım. Işınlanmamızı basalım ileri doğru. Evet gördüğünüz gibi Akay orada kaldı mesela. Hamlem yanlış kalmış falan filan bir şeyler diyor. Adamlarda stres olması, adamlarda derken daha doğrusu botlarda biraz sıkıntı çünkü onlara can basar falan filan gibisinden. Evet burada mesela bazıları gidiyor şu şey canavarlara falan dalıyor. Burada direkt kuleye giriyor arkadaşlar. Seri seri gitsin. Zaten burada çoğu kişinin amacı para kasmak olduğu için pek bir sıkıntı olmuyor yani. Kule altlarına fazla girmeyin. Ya şu an bir dakika oldu mesela. İkinci kule de gitti. Mia öldü mesela. Evet, direkt kuleye ulaştı mesela. Burada direkt kuleye dalan karakterler mesela saldırı şeyi güçlü oldu mu direkt kuleye gidiyor.
Tabii bizim adamlar gitti orada adamlarla uğraşıyor abi. Kuleye vursalar bitecek. Evet şu an gördüğünüz gibi 1,5 dakika. Evet 1,5 dakika 2 dakika olmadan bitti oyun gördüğünüz üzere. Ne kadar para verdiğini de şimdi size göstereyim. Burada tabii MVP falan olmanıza göre de bu para değişiyor. Evet, şu an mesela oyun çok hızlı bittiği için 195 verdim. Mesela 3 dakikada bitti mi 220, 230, 250'ye kadar çıkıyor bu para. Eğer az önce gösterdiğim CP kullanmazsanız 60-70 civarı bir şey veriyor. Ve onlardan sadece birini kullanırsanız o zaman da 130-140'a yakın bir şey veriyor. Eğer böyle ikisini de kullanırsanız 195, 225 ve benzeri öyle bir şey veriyor. Bunu düz 200 sayarsak, bir oyunda ortalama 3 dakika sayarsak diye hesap yaparsanız bayağı bir para kasıyorsunuz yani. Gerçi limit var yani. Bir günde kasarsınız en fazla. Bitirirsiniz. Benim şu an oyundaki para kasma amacım mesela şey almak. Roger kahramanını. Geçen bütün karakterler ücretsiz. Mesela denedim bayağı bir hoşuma gitti nişancılar arasında. Hem nişancının da savaşçı olması güzel. Buradan telsizattan da ben ayarlamıştım zaten. Şöyle saldırı hızı, kritik, can çalmalar çıkınca çok efsane bir karakter oluyor. Amacım aslında İkinci videoyu buna Roger'la atmaktı size ama böyle de bir para kasarken dedim belki bilmeyenler varsa bir para kasma videosu da atayım. Çünkü oyunda kahraman almak önemli. Kahramanınız varsa buradan amblem sandığı alıp amblem seviyesini yükseltmek de önemli. Ben mesela şu an bu kahramanı almıştım ama geçen işte bayağı bir ambleme yatırdım. Burada haftalık 5 tane alabiliyorsunuz. Bunun 5'ini de almanız önemli. Şu an kahraman alacağım diye ben almıyorum mesela. Alsam şu an 38 seviye nişancım. Bunu 39 40 yapar belki. 40 belki yapmayabilse de 39 garantisi var yani. 300-400 çünkü şey veriyor. Duruma göre. Sihir tozu. Amblem setlerim kötü. Oyuna ilk girdiğimde tabii oyunu bilmiyorduk. Bayağı uzaktık. Buradan fiziksel çıktık. Saçma sapan. Büyücü çıktık. Büyücü gerçi arada oynuyorum. Büyücünün olması yine mantıklı da bu fiziksele yatırdığım sihir tozlarını acıyorum. Şimdiki kafam olsa direkt nişancıyla suikastı çıkarım. Başka büyücü falan da çıkmam. Evet dediğim gibi alacağım karakter Roger. Daha sonra bir süre karakter almamayı düşünüyorum. Şuradaki şeylerde kahraman parçaları da bayağı birikti. Aslında bunu 100 yapıp ben buradan Roger alacaktım ama ben burayı 100 yapana kadar Roger buradan kalkınca ben de CP ile Roger alacağım. Bunu da biriktirdikten sonra ya çuva aldım 100'e. Onun dışında savaşçı amblemim olmadığı için aslında çuyu almak da istemiyorum. Onun yerine buradan kurt da alabilirim. Helkurt var, Harley var. Kusyon var. Kusyon oynayamıyorum abi. Çok hareketli karakterler bana gelmiyor. Böyle vur kaşlı bir şeyler olacak. Kurt güzel ama şu an zaten ücretsiz deneyebilirsiniz. Bunun bayağı özelliklerini de düşürdüler. Şu %35'e kadar çekilmiş. Mesela bu eskiden %100'dü. Onun dışında badan falan da güzel ama bakalım hayırlısı. Bu an aklıma hangisi eserse onu alacağım. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Lafı fazla uzatmayayım. Çünkü para kasmam gerekiyor. Karakter alabilmek için. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.